İnsanlık, geçmişten bugüne kadar birçok farklı tipte silah üretti. Bunlardan bazıları o kadar tehlikeli sonuçlar ortaya çıkardı ki kullanılmaları dünya çapında yasaklandı. Bu videomuzda biz de sizler için bu silahları liste haline getirdik. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. O kadar ilginç silahlar var ki bunu kaçırmak istemezsiniz. 1. Napalm bombası. Napalm bombası, belirli sayıda yanıcı sıvıların pelteleştirilmiş benzin ile karışımıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda Harvard Üniversitesi'nden Louis Fisher'ın başkanlık ettiği bir kimya grubu tarafından geliştirildi. İlk olarak Pasifik'te Tinian Savaşı'nda kullanıldı. Vietnam Savaşı fotoğrafçısı olan Nick Ott, bir sözünde napalm hayal edebileceğiniz en korkunç silahtır. Su 100 derecede kaynar. Napalm 800-1200 derece sıcaklık üretir demiştir. Bazı durumlarda hızlı öldürdüğünden dolayı kurbanlar fazla acı çekmez. Fakat sağ kurtulanlarda 2 ve 3. derecede yanık oluşur. Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam Savaşı'nın sonlarına doğru daha güçlü bir napalm'e ihtiyacı olduğunu, başlıca napalm tekeli olan Dow Chemical'a bildirdi. Böylece daha korkunç olan napalm-B karışımı ortaya çıktı. Bu karışımda ana yanıcı madde olarak geleneksel napalm'den daha farklı bir yön çizilerek kerosen kullanıldı. Bu da daha yüksek bir ısı ortaya çıkmasını sağladı. Hiçbir uluslararası kanun askeri amaçlı napalm kullanımını yasaklamıyor fakat sivil halka karşı kullanım 1980 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla yasaklanmıştır. 2. Hardal gazı. Hardal gazı ya da iperit, kükürt klorür içerikli kimyasal silah olarak kullanılan zehirli bir gazdır. Modern anlamda savaşlarda kullanılan ilk kimyasal silah olarak bilinen bir yakıcı madde. Laboratuvar ortamında kolayca yapılabilmesi ve etkileri nedeniyle oldukça korkutucu sayılabilir. Saf haldeyken renksiz olan hardal gazı, çeşitli öldürücü karışımların ardından sarı ve kahverengi renklere bürünmektedir. Dietil diklorürün kükürt ile birleşiminden oluşan kimyasal yapısında, kimyasal bağlarının oynak olması sebebiyle vücuda temasında deri yanması, solunumu ile kaslarda şiddetli kasılma sonucu bel kemiğinin kırılması, sinir sisteminin çökmesi, vücudun dış ve iç yüzeylerinin erimesi gözlenir. 12 saat sürebilen acılı bir ölüme sebebiyet verir. Hardal gazı ilk olarak 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından kullanılmıştır. 1988 yılında Saddam kuvvetleri Halepçe'de Kürtler üzerinde bu gazı kullanmıştır. Sonrasında çıkan bir yasayla savaşlarda kullanılan tüm modern gazlar yasaklanmıştır. 3. Plastik mayın. Antipersonel mayını olarak da bilinen plastik mayın, kara mayını sınıfı içerisinde tank savar mayınları gibi taşıtlara karşı kullanılan türün dışındaki insan hedeflerine karşı geliştirilmiş bir mayın türüdür. Bu tür mayınlar genellikle öldürmemek üzere geliştirilmiştir. Yaralama amacı taşırlar. Bunun nedeni yaralı bir askerin ölü bir askere nazaran daha fazla lojistik ve özellikle sağlık desteğine ihtiyaç duyması ve kendinden başka bir piyadeyi daha savaş dışına itmesidir. Öldürmeyip sadece acı çektirdiği için plastik mayın kullanımı yasaklanmıştır. Bazı antipersonel mayınları insan haricinde zırhlı taşıtların özellikle tekerlek kısmına hasar vererek iş göremez hale getirebilmektedir. 1996 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla başlatılan ve 1997 yılında Oslo'da hazırlanıp Ottawa'da imzaya açılması nedeniyle 1997 Ottawa Anlaşması olarak anılan girişimde mayınlara karşı ciddi bir harekat başlatıldı. Böylece 21 ülke depolarını tamamen ortadan kaldırdı. 37 milyon mayın etkisiz hale getirildi. Bu anlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsrail ve Hindistan gibi bazı ülkeler katılmadı. Katılmayan bu ülkelerin depolarında toplam 250 milyon adet mayın olduğu tahmin ediliyor. 4. Lav silahları. Alev makinesi veya lav silahı yangın çıkarmak amacıyla tasarlanmış ve alev akışını çok uzun bir süre mekanik olarak kontrol edebilen cihaza verilen isimdir. Bu makineler 1. Dünya Savaşı sırasında kullanılmasının ardından yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. İlk askeri alev makineleri 1. Dünya Savaşı sırasında siperler arası yakın muharebelerde kullanılmış, 2. Dünya Savaşı ile kullanım alanları genişlemiştir. Taşınabilir olanları iki parçadan oluşur. Kullanıcının sırtında taşıdığı depo kısmı ve elinde tuttuğu tabanca.
Depo kısmı genellikle 2 veya 3 farklı silindir biçimindeki tüpten oluşmakta. İki silindirli sistemlerde silindirlerden birinde sıkıştırılmış yanıcı gaz, genellikle nitrojen, diğerinde ise inceltilmiş yanıcı likit bulunur. Üç silindirli sistemlerde ise ortadaki tüpte sıkıştırılmış gaz, dış taraftaki diğer iki tüpte ise yanıcı likit vardır. Basınçlı gaz, yakıtı tüpten dışarı iterek esnek yakıt hortumu vasıtasıyla tabancaya iletir. Tetiğin çekilmesiyle alev püskürür. Alev makinesi, kullanıcı için psikolojik, ona maruz kalan kişi için fiziksel olarak son derece acı vericidir. Bu nedenle o dönemde yasaklanmaları söz konusu oldu. Alevden ziyade yanıcı sıvı bileşimler püskürtmesinin sonucu olarak etkili menzili 50 ila 80 metreye kadar çıkabilmektedir. 5. Misket bombası. Misket bombası ya da salkım bombası. Bomba içinde bomba olarak bilinen bir çeşit silahtır. Bomba havada açılır ve içindeki küçük bombalar bir anda etrafa dağılarak patlamaya başlar. Bu yüzden de etki alanı çok geniştir. Kullanıldığı yerlerde birçok sivil kaybına yol açmıştır. Aslında bu saydığımız silahların tamamının yasaklanmasının temel nedeni sivil kayıpları. Bu silahlar düşman birliklerini etkisiz hale getirmek amacıyla tasarlanmış olsa da savaşlarda milyonlarca sivilin hayatını elinden aldı. O yüzden bu tür bomba ve silahlar dünyadaki çoğu ülkede yasa dışı olarak kabul ediliyor. Bu silahların kullanılmasını yasaklayan uluslararası anlaşmanın altında 120'den fazla ülkenin imzası var diyelim ve videomuzu sonlandıralım.